Merhaba, ben Cem Haydar Bektaş. Bu video sayesinde sizinle kim olduğumu, bugün ve gelecekteki planlarımı, vizyonumu paylaşabileceğim. 1961 doğumluyum. İlk öğretimi, lise eğitimimi İstanbul'da tamamladım. Köln'de işletme ekonomi dalında lisans diplomamı aldım. Londra'da bilgisayar mühendisliği yüksek lisansı yaptım. İş hayatım Amerika'da uluslararası yazılım devi Progress'te başladı. 2 yıl boyunca Amerika, Almanya, Avusturya, İsviçre'de görevlerde bulundum. 1989 yılında Türkiye'ye geri döndüm ve halen bilişime yön veren, birçok teknolojinin distribütörünü yürüten Servodata Bilişim AŞ'yi kurdum. 25 yıldır bilişim teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketim her zaman doğru zamanda doğru yerde oldu. Başarımızın devamını sağlayan ise inovasyon oldu. Rekabette tek unsurun farklılık yaratmak olduğunun bilincindeydik. Ve müşterimizle iyi diyaloglar kurduk, doğru hizmet verdik. Maalesef Türkiye genç nüfusuna ve pratik zekasının gücüne karşın bugüne kadar bilişim sektörünün nimetlerinden faydalanamadı. Hep söylüyoruz, Türkiye'nin gelişmiş, kalkınmış bir ülke olmasına giden yol bilimden, teknolojiden, bilgi ve inovasyondan geçer. Yani Türkiye bilişimle kalkınır. Eğitimin önemli olduğunu 25 yıllık iş hayatım boyunca hep vurguladım. Kadir Has Üniversitesi ile bilişim teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 9 yıl boyunca bilişim teknolojileri şenliği organize ettik. İngiltere'de kısa süreli yaptığım akademisyenliğe Kadir Has Üniversitesi Rektörü'nün teklifiyle bilgisayar ve endüstri mühendisi bölümünde devam ettim. Ülkemizde demokrasinin tam oturmasını istiyorsak sivil toplum kuruluşlarına gereken önemi vermeliyiz. Demokrasinin en büyük göstergesi siyasete katılım ve insanların kendi düşündüklerini rahatça ifade etmelidir. Sivil toplum kuruluşlarının yönetimler üzerindeki etkinliği o ülkeleri daha çağdaş ve demokratik hale getirmektedir. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları demokrasinin olmazsa olmaz unsurları olarak toplumsal hayatımızın odak noktasında yer almalıdırlar. Buna inandığım için sivil toplum kuruluşlarının içinde aktif olarak yer almaktayım. Türkiye Kalite Derneği ve Türkiye Sosyal, Ekonomik, Siyasal Araştırmalar Vakfı Yönetim Kurulu görevi icra etmekteyim. Ayrıca Türkiye Bilişim Sektörü Derneği Denetleme Kurulu'nda görevlerim bulunmaktadır. Türkiye Fütüristler Derneği ve Ekonomi Gazeteciler Derneği'nde de aktif bir üyesiyim. Medya, modern demokrasilerde dördüncü kuvvettir. Medya görevini devlet iktidarının üç kuvveti olan yürütme, yasama ve yargıyı denetleyerek yerine getirir. Ne var ki medyamız, sorunlu demokrasimizden dolayı bu görevi uzunca bir süredir tam olarak yapamıyor. Bunu bir fil, yaşamış birisiyim. 2 yıl boyunca Kanal B'de Toplum ve İnsan, Cem TV'de ise Bilinen Doğrular adlı programları hazırlayıp sundum. Yayına aldığım konukların çoğu, hükümete ve siyasete yönelik sorularımıza ya kaçamak cevaplar verdiler ya da sorulmamasını istediler. Zaman zaman kanal yöneticileri benden hükümeti eleştirme ve sorgulama konularına girmememi rica ettiler. Konuşan, seyreden ama okumayan, düşünmeyen bir ülke her zaman zarar görür. Ülkemiz şimdilik bu durumda. Ancak umutlu olabiliriz. Çünkü Che Guevara'nın çok güzel bir sözü var. Der ki, ben kurtarıcı değilim. Kurtarıcı diye bir şey yoktur. İnsanlar kendilerini kurtarırlar. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi demokrasi ve özgürlükler alanında dördüncü devrime ihtiyaç var. Bunu sadece ve sadece halkın desteğiyle Cumhuriyet Halk Partisi gerçekleştirir. Halkın destek verip sahip çıkması çok önemli. 2002 yılında çok değerli siyasetçi, rahmetli İsmail Cem'in genel başkanlığını yaptığı Yeni Türkiye Partisi'nin daveti üzerine siyaset hayatına atıldım. 2 dönem Yeni Türkiye Partisi İstanbul İl Yönetimi'nde eğitim sekreteri olarak görev aldım. Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu'nda siyasal bilimler derslerine katıldım. Cumhuriyet Halk Partisi Esenler İlçe Yönetimi'nden aldığım davet ve genel merkezin isteği üzerine 2004 yılında
Cumhuriyet Halk Partisi Esenler Belediye Başkan adayı oldum. 2007 yılında İstanbul Milletvekili adayı oldum. Bilgi çağındayız. Bilginin petrol gibi satılacağı bir çağa giriyoruz. Burada verileri hızla toplayıp anlamlı hale getirip yöneten ülkeler kazançlı çıkacaktır. Sektöre kalifiye insan kaynağı yetiştirmeye gayret etmeliyiz. Bugün yılda 70 bin mühendise ihtiyaç duyulurken sadece 10 bin mühendis mezun oluyor. Türkiye'ye 4 saat uzaklıktaki yakın komşu ülkelerimize yazılım ihraç etmeye bir an önce başlamalıyız. Çünkü Türkiye bilişimle kalkınır.